Tamam, kalktım. Günaydın. Heh, söndür. Bak, söndür lan bunu. Hadi perdelerini açalım, sabah olmuş. Günaydın. Gel bir tane öpeyim seni. Of, bizim saçlarımız bayağı aynı ha. Hatta şu an senin saçların birçok açıdan benim profil fotoğrafıma bile benziyor. Evet, aynı. Eva, birlikte markete gidelim mi? Yiyecek bir şeyler alırız. Ekmek alırız. Aburcu. Aburcu, tamam, aburcu da alırız. Ne alırız? Aburcu. Ekmek alırız, annenler uyandığında yesin diye. Biraz meyve alırız, sebze alırız, kahvaltılık. Sonra eve dönüp ben sana kahvaltı hazırlarım, tamam mı? Hadi üstüne bir tane mont al. Mont seç bir tane. Onu mu giyeceksin? Anne? Evet, annenin de var aynı monttan. Hadi giyelim. Evet, fermuarlı cebi var. Kapatayım mı? Tamam, kapatayım. Sen mi kapatacaksın? Ne yapıyoruz? Açayım, tamam, açtım. Tamam, açıyorum. Tamam. Anlamadım ilkinde, ne yapayım? Hadi ceketini giy, çıkalım. Biraz daha araba bulacaksın kolunu orada bir yerde. Ters. Ters değil yavrum, doğru giydin, sadece kolunu bulamadın. Bakayım. Çok güzel oldun ya. Eva, ama bir şey eksik biliyor musun? Ne eksik söyleyeyim mi? Güneş gözlüğü. Senin güneş gözlüğün var. Nerede, hatırlıyor musun? Buldum. Heh, buldum. Evet, tak bunu. Bana bak. Harika oldun. Şu an harikasın. Bakkala gitmeye hazırsın. Hadi gel. Ayakkabılarını al. Bu. Evet, bunlar. Bunları giy. Otur şimdi yere, giy ayakkabılarını. Diğer ayağına giymen lazım onu. Bu. Ters ya, bu. Diğerine giyeceksin. Bu. Tamam. Ya bu tür şeyleri kendisinin yapmasına izin veriyoruz, öğrensin diye. Ceket giymek yine bir nebze onu yapabiliyor da ayakkabı biraz daha uzun sürebiliyor. Gel yanıma. Baba. Aynı. Evet, aynı. Bak. İkimiz de aynı giyindik. Markete gitmeye hazırız. Düğmeye basmak ister misin? Sıfıra bas. Bir de altına bas. Tamam. Gelmedik. İkinci kattayız şu an. Çikolata mı? Yanlışlıkla ikiye bastığın için iki durduk, tekrar iniyoruz şimdi sıfıra. Sayıları biliyor musun? Hiç. Biri niye bassın şimdi? Herkese selam arkadaşlar. Bir daha söyle. Arkadaşlar mı dedin? Arkadaşlar. Evet. Bu videonun adı Eva ile Bir Gün Daha. Daha önceden Eva ile Bir Gün isimli bir video çekmiştim. O zamanlar Eva 7 aylıktı artık. Eva artık kaç yaşında ya? 3 değil yavrum. Eva şu an 2 yaşında. Aradan çok vakit geçti tabii. O videoda Eva daha doğru düzgün ayakta bile duramıyordu artık. Eva yürüyebiliyor, koşabiliyor, hatta konuşabiliyor. Eva çok büyüdü yani. Böyle Eva ile birlikte bir gün geçireceğiz. Bir daha araya işbirliği sıkıştıracağım arkadaşlar. Eva, bir dakika dur. Bir dakika. Bunları... Yavrum 2 saniyede ne yap? Mama. Tamam, hayır bunları almıyoruz. Bunları almıyoruz bak. Ne almaya geldik sana buraya? Meyveli yoğurt alacağız. Al, bunu sepete koyabilirsin. Bunu da al. Tamam. Şimdi
Şimdi gidelim. Başka ne alalım? Muz alalım. Evde muz yok. Eva, ben kendinden uyanınca bize patates kızartır. Patates alalım mı? Saniye gözümü ayırdım, başka bir şeyler alıyordum da. Eva'nın yaptığına bakın. Ne yapıyorsun Eva? Buradan parmağı da açmış, buradan yiyor. Ama evde yiyecektik. Konuştuk az önce bunu. Markette bir şey yenmez. Okey. Evet, markette yemiyoruz. Evet. Evde yiyoruz, evet. Eva'cığım, son bir şeyimiz kaldı. Onu da alıp eve dönüyoruz, tamam? Bu da. Haydi gidelim. Arkadaşlar, bu Domestos'un mutfaklar için özel çıkardığı çamaşır suyu. Domestos Bioaktif Mutfak. İçinde boya, paraben ya da klor yok. Bununla mutfaktaki her türlü yüzeyi temizleyebiliyorsunuz. Mama sandalyesi, yemek masası, tezgah, hatta renkli yüzeylerde de kullanabiliyorsunuz. Renkli yüzeylerin rengini açmıyor. Mutfağın her yerinde kullanıldığı için oldukça pratik. Kokusu da çok güzel, gayet memnun kalacaksınızdır. Linkini muhtemelen aşağıya koyuyoruzdur. Evacığım. Ne değil tatlım, efendim. efendim. Nasıl... Şimdi biz Seda ile birlikte Eva'nın her türlü sorumluluğunu yarı yarıya paylaşıyoruz yani. Baba. Hiçbir baba. Şeyi... Ha, efendim. Aa, suyu nasıl içiyorsun? Baba. Evet. Evet. Suyu içtin. Tamam, omletini de ye bir taraftan. Tamam, al suyunu da. Tamam, buraya oturacaksın sen. Omletini de al. Bak, buraya su döktüm, burayı sil. Gel. Gel birlikte silelim. Tamam, burayı silelim, ellerini de yıkarız sonra. Bu. Bu. Ben ne anlatıyordum ya? Ya bence çocukların anne babanın işleri ortak yaptığını görmesi önemli. Bir de diyelim ki kız babasısın ve... Bebe. Günaydın. Günaydın. Ay çok güzel uyumuş. Gözlerimden bellidir. Ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız bugün? Deri ceketini gördüm. Nereye gittin? Anne. Evet. Aynı. Evet. Aynı renk üzerinizdeki. Nereye? Pembe. Söyle. Anne. Bir daha söyle. Annem. Bu ne demek? Sabah nereye gittiğimizi söyle. Markete mi gittin? Söyler misin bir markette? Evet, nereye gidiyor? Kız, kaşıkla atacaksın onu. Atma kaşıkla. Anneciğim, içinde kaşık var. Kaşığı çıkartır mısın onu? Kaşığı atmıyoruz çöpe. Kaşığı ver. Eva. Bulaşık makinesine koyacağız kaşığı. Tamam. Şimdi atabiliriz. Bu çay kaşıklarında 4 tane falan kalmış. Bu yüzden mi? Olabilir. Tatlı kaşıkları da bana eksik gibi geliyor. Geçen yemek kaşığı da yakaladım bir tane çöpte. Geçenlerde ben tabak aldım. Tost. Duyuyor musun annesi? Tost. Tost istiyor. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Ne güzel kahvaltı tabağı oldu bu ya. Sıcak mı? Biraz sıcak galiba. Biraz bekle, soğusun, öyle içersin. Günlük bir papatya çayı, birazcık ıhlamur, sakinleşmesin. Sen gelmeden önce şeyi anlatmaya çalışıyordum da, biz şimdi anne baba olarak ikimiz de görev dağılımını neredeyse eşit yapıyoruz. Benim saçıma başım. Aşkım, benim saçım başım da öyle yani. Eva'nın saçı başı da öyle. Hepimiz dağılıyoruz. Bence bir kız babasının da bunları yaparak, mesela sadece çocukla oyun oynamak değil, çocuğa yemek hazırlamak da, çocuğun temizliğini yapmak da, odasını toplamak da, bence bir kız babası da bunları yapmalı. Neden biliyor musunuz? İleride biriyle tanıştı diyelim. Kendi kıçını bile toparlayamayan hayırsız biri. Çocuk düşünecek ki... Çocuk düşünecek ki bunları babam bile yapıyor ya. Hıyar diyecek, yol verecek. Bence bu açıdan çok önemli. İyi bir örnek olmak. Kendi değerini de bilmesi gerekiyor. Anneme böyle davranan babam vardı. Ve şu an benim hayatımda da böyle birisi olmalı gibi düşünmeli mi demek lazım. Evet, daha iyi açıkladın. Efendim, ayakkabı.
Çocuğum. Soğudu mu? Tamam, afiyet olsun. Eva bir daha söyler misin? Soğudu mu? Çocuğum. Eva biraz daha büyüsün. Kahvaltıyı birlikte hazırlayacağız. Odasını birlikte toplayacağız. Süpürgeyi alıp evi süpüreceğiz ve birlikte temizlik yapacağız vesaire. Ya ben üniversite döneminde çok fazla pis insanla karşılaştım da. Temizliğini, hijyenini öğren. Sürekli senin arkanı birileri toparlamayacak. Benim. Bir şey. Bitti mi? Ben kimin balıyım? Benim. Bir balım der misin bana? Balım. Arkadaşlar, anne baba olduktan sonra izlediğiniz film tercihleri değişiyor. Geçenlerde Seda'nın izlemediği bir film var. The Orphan. Filmi merak ederseniz açıp bakarsınız ben de. Çocuğunuz yoksa bakıyorum. Daha önceden izlemiştim. İzleyeli 10 yıl falan oldu. Seda izlememiş. Dedim çok güzel film. Açalım izleyelim. Filmde küçük bir kız var. Bir de kız duymuyor. İşaret diliyle konuşuyor ve çok tatlı bir kız. Kızın başına kötü bir şey gelmiyor ama kız çok kötü olaylara tanık oluyor film boyunca. Tekrardan açıp izlemeye başlayınca şeyden kurtulamadım. Sürekli kızın psikolojisini düşünüyorum. Ya kız ileride bunları nasıl unutacak, nasıl toparlayacak? Ya biz bunu niye izledik ya? Lan keşke başka bir şey izle. Açıp Shrek izleseydik 25. kez. Daha iyi olurdu. Gerçekten çok etkiliyor ya. Dün Sessiz Bir Yer'in ikinci filmini mi görmüştük ya biz? Ha, Quiet Place 2. Ha, kapak fotoğrafında kadın bebeği sarmış böyle kolunda tutarken bir kapak fotoğrafı var. Onu gör dedim hayır. Olmaz. Olmaz. Çocuk ağlayacak şimdi, canavarlar peşine falan düşecek. O gerginliği ben yaşayamam istemiyorum. Anne, baba. Tünel mi yapalım? Tamam, tünel yapalım. Bu hikayeden çıkaracağımız ders. Arkadaşlar, anne baba olmadan önce bütün filmleri izleyin. Ondan sonra seçenekler daha da azalıyor. Nene. Selam. Eva bak şimdi, ben de geçeceğim şimdi. Ben yapmıştım zaten. Allah Allah. Hadi düzeltin, hadi beraber düzeltebilirsiniz. Bozdu mu baban? Babası düzeltir misin? Tamam, yapıyorum tekrardan. İyi misin? Aynı şeyi gene yapmaya çalışıyorsun. Yani bir insan hatalarından bu kadar bir ders almaz. Ya tamam, yapmıyorum tüm. Ya bozuyorsun. O ne demek? Yap de bari, yap de. Ne? Hadi. Hadi. Hay Allah. Koala gibi. Ne yapıyorsunuz? Koala gibi çizim yapıyoruz. Bak, yavru koala annesinin sırtında. Evet, aynısı. Koala gibi durup resim çiziyoruz. Saçıma toka takar mısın? Topladın mı? Biraz canım acıyor. Şu an galiba saçını parmağına bağlıyor. Kabul edelim, kötü bir fikirdi. Ay çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Bu benim... Yoldun mu sen saçımı? Hadi git babanın saçını topla. Oldu mu? Ay. Ay çok tatlı. Evet, şimdi Eva bize Mert'in öğrettiği sihirbazlık numarasını yapacak. Yap bakalım. Yap bakalım. Aa, para nereye gitti? Gösteriyor. Hadi bir kere de Mert yapsın, nasıl yaptığını Mert'ten görelim. Bak şimdi. Baba. Efendim tatlım. Mi. Sen mi çekeceksin? Mi. Şimdi Eva benim kamerayı almak istedi. Size sihirbazlık numarası yapacağım. Parmağını çek buradan. Böyle tutacaksın. Wow. Ama beni çek. Eva, bu sefer nereye gidiyoruz? Park. Bas, sıfıra bas. Sıfır. Bir... Sıfır. Sıfır tatlım. Diğeri. Yeşil olan. Heh, o, evet. Heh, sıfır. Aynen. Teşekkür ederiz. Bak. Sıfır. Bir, iki, üç, dört. Beş. Bir şey olmaz ya. Sıfır yiyeceğiz. Ayy. No.
Ne hiç oldu? Dilde konuştu şu an. Hayır, no. Geldik. Masa geldi. Eva bunu ister misin? Bundan? Ne istiyorsun? Ne istersin? Sandviç mi istersin? Tamam. Ne istiyorsun? Acıktın değil mi? Burada yiyeceksin. Güneş ne? Kalk tamam. Ne diyor Güneş? Şu da yiyeceğim diyor. Neyse. Burada ye tamam. Ayakta mı yiyeceksin? Hadi. Önce kokluyor. Ne oldu? Yapacaksın? Neden? Sandviç neli? Sen Eva'nın yanında oturmak istiyorsun. Tamam. Öyle mi? Eva da gel dedi. Eva istiyorsan kurabiye verebilirim. Şöyle. Benim yanıma. Bu benim istediğim şey değil yani. Aynısından istedim. Ben Güneş, ben... Güneş afiyet olsun. Bu aynısı değil bunun. İki tane aynısı mı? Tamam ver bana, gözlüğü ver bana. Yani ben bunu tamam. Aldım. Bir şey söyleyeceğim, o zaman yanlış mı gelmiş o? Bak ben bunu aldım. Arkadaşlar yapılıyoruz. Zekiden yok yoksa yani. Oturdun. Evet ben buraya oturdum. Tamam saçların ağzına girmesin. Maşallah. Güneş ama o Nisan'ın. Seninki geliyor mu? Bir dakika o benim sandviçim mi? Evet. Ana ye canım ne olacak? Ben izliyorum ne güzel yiyor diyorum. Tamam ye tatlım almayacağız. Ya bir şey demedik. Tamam senin sandviç. Tamam bir şey de. Hiçbir şey demedim. Sen benim kızımı ne demek anlatmak ya sen. Benim bayağı bir sandviç. Bir sandviç. Tamam bir şey sen kimsin dedin. Vallahi bir şey demedim ya. Tamam aşkım tamam. Yiyebilirsin. Ya ben şu an bayat ekmek yiyorum ya. Neden? Ben yerim. Biz kendi sandviçimizi yeriz. Tamam. Sandviçimizi yiyelim. Çok bahar bunun yarısını vereyim mi? Verme. Seda ağlayan çocuğun sandviçini aldın yiyorsun. Lan şimdi sen ağlattın. Bak duygulu aile, duygusuz aile. Giymişler deri ceketleri hiçbir şey umurlarında değil. Sevmek istiyor. Ne dedi? Sevmeni istiyor. Çizdi mi? Hayır minicik kızı. Çok güzel. Acımadı çok tatlı. Hiçbir şey olmadı. Bir an böyle acımış gibi geldi. Bu bir ağaçta geziyor. Tamam mı? Ağaçlardan böyle bir oraya hopluyor, bir buraya hopluyor. Upuzun da kuyruğu var. Niye de ses çıkıyor? Pardon ben anlamadım. Nasıl ses çıkarıyor? Ben de anlamadım. Nasıl ses çıkarıyor? En sevdiği de muz. Hangi hayvan muzu bu? Muzu yiyor böyle. Hangi hayvan olabilir bu? Bak bir dedenin annenden almışsın. Güneş sen bildin mi? Maymun. Evet doğru. Bu hayvan kocaman. Nasıl kalkacaksın? Rengi de gri. Ufaktan bir kuyu. Aslında ufak değil kızım söyleyeyim. Kendisi büyük bir kulakları da kocaman. Bir de burnu var ki böyle upuzun. O burunla böyle. Sonra böyle tutuyor seni. Allah Allah. Ağzıma götürüyor. Hayvanı bilmesem yeni hayvan var sanca. Yeni bir hayvan çıkıyor. Ya hortumuyla tutmuyor mu eliyle? Hayvan şu an yaşıyor yoksa hani fosil olarak ben. Bu hayvanın ayakları yok. Ne? Yerde sürüne iniyor. Arada sırada böyle kafasını çıkartıyor. Yapıyor. Rengi de yeşil. Bilin bakalım hangi hayvan. Diye ses çıkartıyor. Ben kendi kendime konuşuyorum ha. Güneş Seda hayvanı bildin mi? Seda hayvanı merak edebildin mi diyorsun. Güneş mi? Beklemiyordum. Ya Eva'nın ne isterse giymesine izin veriyoruz da Eva'cığım bugün biraz böyle... Ben çekeyim en iyisi. Eva bir kıyafetlerini gösterir misin yani, bize? Yani giymiş ki kendini Süpermen zannediyor. Gitti odasından çekmecesinden bir tane külot buldu. Giydi üstüne bir tane de şuraya çekmiş. Belinde ay, var. Külottan belinde de var şurada. Evin içinde deli gibi geziyor. Neyse balım bu akşam sen uyutuyorsun değil mi? Uyuturum. Yoruldum bugün zaten. Teşekkür ederim. Eva bugün kiminle uyumak istiyorsun? Babam.
baba. Ya hayır, beni salın ya. Hayır. Anneyle uyumak istiyorsun. Baba. Hayır, anneyle uyumak istiyorsun tatlım. Baba. Anneyle uyumak istiyorsun. Sana baban kitap okuyor mu? Okumuyor mu? Sana kim kitap okuyor? Anne. Baba, ben de okuyorum ya. Okumuyor musun? Arkamı kolladığın için teşekkürler. Kıps. O ne demek? Okuyor mu okumuyor musun sen geceleri buna kitap? Okumuyorum. Biraz daha büyümesini bekliyorum. Çünkü takip etmiyor. Ben de gıcık oluyorum takip etmeyince. Ben de okuyorum. Şey anlatıyorum. Ben okuyorum. Dikkatini verir misin falan. Takip ediyor mu? Dinliyor. Cidden mi? Üç tane kitap okuyoruz biz. Tamam, ben de okurum öyleyse artık. Evet. Eva. Eva. Heh, söyle. Öyle mi? Ay. Eva. Evacığım. Baba. Ne baba ya? Eva'yı öğlen uyutmaya çalışırken dedim ki sen benim bebeğimsin, canımsın, güzelimsin falan. Ve hayır baba dedi, tamam mı? Ondan sonra dedim ki baban mı doğurdu seni dedim. Ben doğurdum dedim. Hayır baba diyor, tamam mı? Dedim nasıl doğurdu? Ne yapıyor? Böyle mi yapıyor? Göbeğini gösteriyor. Dedim ki hayır bak gel. Kimin göbeğindeymişsin gör dedim, tamam mı? Hamilelik fotoğrafımı açtı. Bak dedim sen buradaydın. Ondan sonra doğurdu, seni kucağıma aldım, sarıldım falan dedim. Şimdi kim doğurdu? Söyle bakayım dedim. Baba. Baba. Aklı. Canım kızım. Baba. Eva. Babacısın değil mi? Babacısın. Hadi kitap seç bakalım. Neleri okuyacaksın? Ondan sonra annenle birlikte uyuyacaksın. Boy. Boy. Öpeyim seni yanağından. Tamam. Hadi iyi geceler. Evet. Ay. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bitti.